Merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. Hazırlandık, süslendik, püslendik. Bugün Koton mağazasının denemeli alışveriş videosunu çekiyorum. Şöyle bir gidelim bakalım, ilkbahar sezonu geldi mi gelmedi mi hiç bilmiyorum. Son zamanlarda da hiç gidip bakmadım. Hadi video, keyifli izlemeler. Şimdi şöyle çanta kısmına bakacağım ilk bu merdivenlerde ama bu daha önce siyah taraflarını göstermiştim. Bir önceki videoda hemen hemen aynı ürünler var. Fakat şurada renkliler var, onları göstereyim. Bunu göstermiştim sanırım. Şunlar ne, bu ne? Yani bu böyle güzel bir çanta olamaz. Bu arada ilk defa böyle bir tasarım görüyorum. Hani diğer mağazalardan da gezdiğim kadarıyla. Fiyatı mesela 170 liraymış, çok güzelmiş. Yani şöyle ya da şöyle rengi falan çok güzel. Yakından da göstereyim. İçi de bayağı geniş. Şöyle önde de bir çıt çıtı var. Toka detayı şu şekilde. Tokası biraz ağır ama çok güzel bir çanta, renkleri falan. Şu çantalardan internette aslında çok gördüm. Hani bunun renkleri ama yine kareli şeklinde gelen ürünleri çok gördüm. Böyle kumaş geliyor yapısı. Böyle mini bir çanta. Bunun fiyatı 120 liraymış. Bakalım. Şurada mesela yine renkli mavi çanta var. Çanta çeşitlerinin hepsi burada. O yüzden buradakinin hepsini göstermeye çalışayım, gösterebildiğim kadar. Fiyatı mesela 140 liraymış. Bu biraz daha mini bir çanta. Ama derisi falan gayet güzel. Klasik bir şekilde geliyor. Daha küt bir yapısı var. Yine kol detayı da şöyle. Yani kısa kalan bir ürün. Hani bakmak isterseniz onu da göz ardı etmeyin. Şöyle mini bir çanta var eğer isterseniz. Rengi de güzelmiş. Beyaz krem arası. Kırık bir beyaz renginde. Şöyle ufak yeşil bir tokası var yine. Buna da bakabilirsiniz. Bunun fiyatı da 120 liraymış. Renkli çanta var. Şu turuncu da çok güzelmiş. Bu da çantaların renkleri ve desenleri, tokaları falan harika. Bunları çok beğendim. Şöyle bir rengi var bu sefer tokanın. Yine çıt çıtlı bir şekilde geliyor. İsterseniz elinize taşıyıp isterseniz de böyle uzun askısı da var. Geniş ama yani şu boyutlarda. Fiyatı bunun 170 liraymış. Derisi de yumuşak bir deri. Böyle çok sert bir derisi yok ama kapatamıyorum. Şöyle bir çanta. Şöyle yeşil. Hem böyle spor gibi hem de klasik gibi. Rengi böyle su yeşili mi? Çağlı yeşili mi denir? Ne denir? İçi de böyle bayağı geniş. Şöyle gözü falan da var. Şöyle çıt çıtlı geliyor. Yine kolda da bakalım. Şöyle. Kolda şu şekilde duruyor. Bu da güzel bir çanta. Şöyle iki kulbu var gibi ama normal, düz. Kalın askılı yani. Fiyatı 150 lira. Şöyle bahçıvan bir tulum var. Çok beğendim. Rengi böyle krem renginde bu arada. Kalite kumaşı falan çok güzel. Şöyle yanları bu şekilde düğmeli bir şekilde geliyor. Önde zaten tamamıyla bahçıvan, uzaktan şöyle. Bunu çok beğendim bu arada. Arkasında şöyle iki tane cebi var. Şöyle kol detayı da ayarlanabilir mi? Yani kısaltıp uzatabilir misiniz bilmiyorum ama çok güzel. Böyle hafif tamam geliyor. Fiyatına bakalım, bu çok güzelmiş. Bunun fiyatı 400 liraymış. İndirime girebilir bu. O yüzden çok güzel bir parça. Bayağıdır da böyle bir ürün hani görmüyordum ilk var sezonunda. Yine buna bir göz atabilirsiniz. Şöyle kot bir elbise var elimde. Ben bunu da çok beğendim. Bedeni yoktu. 38 de bence büyük gelir. Çünkü bir tık böyle likralı bir ürün diye düşünüyorum. Şöyle full düğme şeklinde geliyor. Düğmeleri kahverengi. Belki değiştirmek isterseniz diye söyleyeyim. Askılı bir model şöyle. Hem alttan da tam böyle göğüs altı oturmalı olduğu için daha dar geliyor altı. Böyle mesela mankende kombinlemişler, onu göstereceğim. Sporlaştırmışlar, çok güzel. Bedeni olsaydı deneyecektim. Mesela yazın şöyle bir kombin yapılmaz mı? Neden yapılmasın? İçine böyle beyaz tişörtle falan. Ben hani şu çanta değil de farklı çantalarla güzel kombinlenir. Yani bu ürün de çok güzel. Bunun fiyatına bakalım. Fiyatı 250 liraymış. Şöyle kot ceket göstereceğim. Az önce gösterdiğim tulumun hemen hemen aynı kumaşı. Hatta bence aynı. Rengi böyle krem rengi. Fiyatı 330 liraymış. Hatta deneyelim bence. Bedeni 40'mış bu arada. Bir tık oversize mı beden olarak bilmiyorum ama beden büyük olduğu için size garip gelebilir. Şöyle. Nasıl durdu bilmiyorum ama yani 40 bedeni de olabilir eğer oversize bir görüntü istiyorsanız. Hani bu beden de alınabilir. Renk olarak da şu şekilde. Ya bence güzel. Ben bu parçaları seviyorum. Oversize duruşunu da seviyorum. Arkadan göstermedim onları. Şu şekilde. Güzel. Renk olarak da güzel. Bu renklerde bir şey arıyorsanız. Ya 40 bedeni mesela kollarımı tam kapadı.
bedenimdekiler, batımdakiler bence büyük alabilir eğer bu görüntüyü de beğenirseniz. Bu tarz böyle dümdüz inen ve paçası şöyle kesik pantolonları çok beğeniyorum aslında. Kendime çok yakıştıramasam da model olarak ben gayet beğeniyorum. Rengi de bence tam yazlık, ilkbaharlık, yani çok güzel bir renk var. Çok arada bir renk de değil. Yani çok bir şey yok ama dümdüz bir şekilde iniyor. Sadece şöyle dikiş detayları belki, hani çok detaylı şekilde bakanlar bunu anlayabilir. Arkasını da göstereyim. Arkası normal şu şekilde. Yine düz geliyor. Sadece şöyle birazcık daha eskitme bir tarz kullanılmış. Fiyatına bakalım bunun. Bu elimdekinin fiyatı 270 lira. Şöyle bir model göstereceğim. Kumaşı hem böyle klasik iniyor ama renk olarak falan ve bence detayları, tasarımı falan çok farklı bir ürün. Şu rengine de bakabilirsiniz. Çok sevdiğim bir renk. Böyle limonumsu, ışıktan umarım hani farklı değildir. Ama genellikle internet sitesinde bakmanızı da öneriyorum. Yanları şöyle düğmeli, şöyle bağlamalı şekilde geliyor. İki yanında da bu şekil var. Tam böyle çok yüksek bel de değil ama çok düşük bel de değil. Arada kalıyor. Yani hem İspanyol bir paça şeklinde geliyor. Şöyle uzaktan göstereyim. Şu şekilde. Arkası normal düz. Bence şu detayı bir tık böyle ince gösterebilir belden. Ama böyle çok yanları olanlara tercih etmiyorum açıkçası. Rengi güzel ama bence iç belli ediyor. Yani ben az önce etiketini görmüştüm. Bilmiyorum siz gördünüz mü? Bunun fiyatı da 250 liraymış. Şöyle benim sevdiğim bir model aslında. Bombulu falan da çok güzel gelen bir şu. Rengi inanılmaz farklı. Yani çok arada bir renk. Şöyle yakından da görebilirsiniz. Hafif gri de yansıtıyor. Ama ışıktan tabii ki değişiyor. Editlerken de fark ediyorum. Fiyatı 230 lira gördüğünüz gibi. Yine böyle kısa gelen bir pantolon. Ay böyle kısa gelen bir şort. Ama yanlardan bayağı bol bir şekilde geliyor. Altları katlamalı. Böyle açamıyorsunuz ama açabilirsiniz. Belli büzgülü bir şekilde ve kemer detayı var. İsterseniz mesela kemeri de değiştirebilirsiniz. Öyle de kullanılabilir. Önünde de şöyle hem düğme yerleri hem de böyle genişçe bir cep detayı var. O yüzden de bir tık böyle sporlaştırabilirsiniz. Farklı kemerle kullanırsanız ayrı bir hava oluşturur. Böyle kısa mini şort. Elimdeki de zaten 36 beden. Fiyatı dediğim gibi 230 lira. Şöyle ipince tam yazlık bir elbise göstereceğim aslında. Rengi falan çok farklı. Deseni de çok farklı. Midi boy bir elbise. Yanlar şu şekilde yırtmacı var. Bakalım burada var mı? Yok. Tek yırtmaçlı. Midi boy bir elbise. Böyle askılı bir şekilde geliyor. Bence yaz akşamları falan çok güzel olur diye düşünüyorum. Şöyle detaylarını görebilirsiniz. Yeşil krem renkleri hakim. Fiyatı bunun 200 liraymış. Bunu mesela kot ceketle yapmışlar. Göstereceğim şimdi. O da mesela çok ayrı spor bir hava katmış. Ya bunu mesela alıp topuklarla giyip klasikleştirebilirsiniz. Ya da sandaletlerle giyip biraz daha yaz havası verebilirsiniz ama kot ceketle de farklı bir hava olmuş. Onu da gösterelim. Şöyle mesela. Ya evet, renk tezatlı olabiliyor ama mesela şöyle dümdüz baktığınızda çok da göz yormuyor ve biraz daha sporlaştırıyor. Yani ceketi al çık bir mod olmuş. Ya o yüzden çok beğendim. Buna bakabilirsiniz. Şöyle rengi inanılmaz güzel bence. Renk olarak hani bakabilirsiniz. Bu yeşil harika bir yeşil. Ve bu sezon gerçekten çok başarılı kullanılıyor. Fiyatı bunun 300 lira. Ben gelişini çok sevdim. Böyle buradan yarım bir şekilde inmesi çok güzel. Açık ayakkabılarla hayal edince böyle çok gözümde çok güzel canlanıyor. Yine böyle degaje, daha düşük bir yakası var. Askılı bir şekilde geliyor. Fiyatı bunun 300 lira. Arkası da normal. Şu şekilde. Çok beğendim. İçinde de şöyle yarım bir astarı var bu arada. Astarını görebiliyorum. Renkler çok harika ve çok klasik parçalar da var. Şöyle bir geniş göstermek istiyorum. Yani şöyle pembe lacivert. Şu renk yani çok harika. İnanılmaz güzel şeyler var. Şimdi hepsini tek de gösteremiyorum ama hani şöyle genişçe bir bakabilirsiniz. Ama şu elbise tabii ki favorim. Bir de şunun, onun farklı bir modeliymiş. Şöyle gelen bir modeli var. Aslında şu çizgi olayını çok beğenmedim ama hani bu renklerde de bir şey arıyorsanız yine gösterelim. Böyle önü yine yakası düşük bir şekilde geliyor. Arkası şu şekilde. Bunun fiyatı da 300 liraymış ama şu yeşil mesela çok güzel bir renk. Yani bunu giyin, bence tavsiye ederim. Şöyle tam yazlık parçalar göstereceğim bu arada. Yani şu gelişi balon kol falan bence harika. Tabii kumaşı bayağı ince. Buradan mesela biraz daha daraltabilirsiniz ama bence yeteri kadar daraltılmış ve güzel duruyor. Fiyatı bunun 120 lira ama şöyle renkleri de var. Renkleri değil mi? Yani bir rengi var. Şöyle daha canlı bir renk istiyorsanız mesela kotların üstüne çok güzel olur. Güzel kombinlenebilir böyle bol paçalarla falan. Bu renk de çok güzel. Bir de bunun etek tarzını yapmışlar aslında. Takım olarak kullanabileceğiniz. Şöyle
Ya bu etekleri çok hatırlıyorum eskiden. Bayağı hatırlıyorum. Yine aynı kumaştan gelmiş ama etek böyle bayağı güzel yani. Ben çok beğendim. İnişi falan bayağı ağır bir şekilde geliyor. İçi astarlı mı? İçi astarlı değil ya. Bir tek o belki hani beni şey yapabilir ama yine böyle yüksek bel kullanabilirsiniz. Bayağı kilo, uçuş uçuş. Bir de elbise. Şöyle de gösterelim hatta. Şu şekilde. Takım olarak da çok güzel olur bence. Tek olarak da olabilir ama işte dediğim gibi astar olmaması beni rahatsız ederdi. Bir de eteğin fiyatına da bakalım. Eteğin fiyatı 230 liraymış. Şöyle bir elbise göstereceğim ama bu da çok ince bir elbise. Biraz daha örgü bir kumaşı var diyebilirim. Yakası şöyle V bir şekilde geliyor arkadan bağlamalı. Sırtı böyle tamamen açık. Hani böyle eski bikini tarzında olur ya. Şuradan sonrası geliyor. Yine böyle yarım mini bir elbise. Göğüs altından daha da bollaşıyor iyice. Çizgisi var zaten. Ama dediğim gibi ince bir elbise. Fiyatı bunun 150 liraymış. Hani inceliğine çok bakmazsınız aslında. Yazlık bir parça. Güzel, rengi de güzel. Yine buna da bakılabilir. Şöyle bir crop göstereceğim. Rengini zaten çok beğendim ama ben bu fermuar olayını da çok beğendim. Plastik bir fermuar var ama renk olarak çok güzel duruyor bence. Yine halter yaka geliyor. Hani böyle bir şey arıyorsanız. Çünkü bazıları arıyor bazen. Düşmüyor ama fiyatı 100 liraymış. Hani bir tık pahalı bence bir crop'a göre ama ben beğendim. Hani durumu olabilen, alabilen varsa güzel bir parça. Elimde şöyle bir elbise var. Kumaşı bu arada yani çok adlandıramıyorum ama likralı bir kumaşı var ve hani iç göstermeyecek bir kumaşı var. Birazcık kalın bir kumaş aslında. Çok da ince değil. Şöyle askılı bir şekilde geliyor. Yine göğüs detaylı. Göğüs kutları daha çok öne çıkmış. Göğüs altından biraz daha bollaşıyor zaten. Hani buradaki çizgisinden de anlayabilirsiniz. Böyle kareli, siyah bir şey arıyorsanız aslında hem klasik hem de spor bir parça oluşturabilirsiniz. Fermuar da normal metal şeklinde geliyor. Yani askıları da ayarlanabilir bu arada. Fiyatı şu an 330 lira. Bir bakmak isterseniz dediğim gibi hem klasik hem de spor bir parça olabilir. Şöyle yine böyle çok yazlık ama yani çok güzel bir parça. Ben çok beğendim. Tek kol şeklinde geliyor. Zaten o tarz modelleri çok seviyorum. Daha yeni yeni bence bu tarzlara geçmişler. Yani renk olarak da zaten görebilirsiniz. Renk olarak da harika duruyor. Beyazlar falan. Arkası normal düz geliyor tabii ki. Önü daha çizgili bir şekilde geliyor. Böyle pantolonların, şortların üstüne falan çok güzel olur. Fiyatı 70 liraymış. Az önce elimde gösterdiğim pantolon kendime çok yakıştırmıyordum ama denemek istedim. Ne görürüz falan diye. Pantolon bu arada kumaş olarak gerçekten çok kaliteli. Ben de çok beğendim. Arkadaşım da çok beğendi. Paça boyu böyle bitiyor. Bu arada üstündeki 24 beden olması lazım. 26 bedenmiş pardon. O kadar abartmışım. Güzel hani yüksekliğini de ben çok beğendim bu arada. Yüksek bel oluşu da gayet güzel. Bu benim zaten en sevdiğim özellik. Yani şuradan aşağı inişini beğendim. Sadece ben hani paçadan çok emin olamadım. Ayakkabımı kesiyor diye mi diye ama hani güzel bir parça. Yine arkadan da görülebilir. Üstündekiyle de gayet iyi oldu. Ben de zaten üstüne böyle crop bir ürün tercih ederdim. Bu ürün bu şekilde. Şöyle bir etek görmüştüm. Bunu beğendiğim için deniyorum aslında ama ben hani normal şartlarda bana çok kısa kaldı arkada. O yüzden tercih etmezdim. Tabii daha düz inen insanlar tercih edebilir diye söylüyorum. Fiyatı 120 lira ama ben şeyini beğendim. Yani şu kumaşının böyle renkli oluşu, bu altının fırfırlı oluşu. Bence mesela ben üstüme baktığımda hani sporda çok güzel duruyor. Ama arkadan dediğim gibi bir tık kısa kalıyor. İçi bu arada astarlı hani şuraya kadar astarlı bir şekilde geliyor. Üstündeki de small beden hem böyle belli lastikli bir şekilde geliyor. Kolay da rahat giyilebilir. Hani eğer bunu da beğendiyseniz veya almak isterseniz diye yine böyle bir göstereyim ama ben bana kısa olduğu için tercih etmezdim. Üstünde şöyle likralı ve desenli bir pantolon giyiyorum. Biraz daha böyle bol paça buradan. Kuldar ve altı İspanyol gelen bir pantolon. Buranın pantolonları da burada renklenmiş böyle bu tarz. Hani hemen hemen hepsi de aynı. Bana oturduğu gibi olur. Üstündeki small beden. Rengini şöyle yakından göstereyim. Şöyle. Bayağı desenli ama bence güzel duruyor. Üstündeki de hani sade bir ürün olduğu için böyle hoş duruyor. Ben beğendim. Yine altındaki spor ayakkabıyla biraz yüksek ölçüde tam oldu diyebilirim. Yani ben biraz daha böyle yere yakın olan modeli tercih ediyorum. Fiyatı 200 lira. Beli böyle hem likralı hem de lastikli bir şekilde geliyor. Fermuar detayları falan yok. Ama hani ben çok beğendim. Yani duruşunu vesaire beğendiğim bir model oldu. Renkleri de zaten mevcut farklı modellerde. Yine buna da bir bakabilirsiniz.
Şimdi üstünde şöyle uçuş bir elbise var. Bu model zaten hani hem bu kol hem askılı hem ip askılı şekilde çok tasarlandı. Rengi böyle krem. Bu arada yakından da görebilirsiniz. Yani şu göğüs altından böyle bayağı bol geliyor. Üstündeki small beden olması lazım. Fiyatı bu arada 170 lira. Bir bedenine bakayım. Şuradan. Üstündeki 34 beden. Hani ben beğendim. Böyle çok yüksek bir tepkim de olmadı ama normal. Hani yazın böyle giyicik bir model. Yani o yüzden çok rahat bir şekilde kullanılır. Arkadan da şöyle göstereyim. Şurada bağlama bedeni var. Tabii ben bağlayamadım o sırada. Arkadan normal şu şekilde geliyor. Hani böyle yarım kol olabilir bence. Güzel de bir ürün. Yine böyle hani altına topuklarla bu arada hani yazın da böyle bir nikah falan gidilebilir. Güzel bir ürün. Ben beğendim. Hani çok da kötülemeyelim. Hani ama basit bir ürün dediğim gibi. Bu da şöyle bir ürün. Ama güzel. Rahat. Evet, koton turumuz da bu şekildeydi. Vallahi yeni editi bitirdim. Hemen böyle sonunu da ekleyip kapatacağım videoyu ama yani gezerken ayrı, editlerken ayrı böyle içim rengarenk oldu. Çok çok beğendim ben açıkçası. Yani çok güzel yaz parçaları vardı bence. İndirim yakalanırsa alınmasını tercih ederim. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.